Merhabalar, ben Hayali Suat Feral. Merhaba, ben de Merve İlken, Türkiye'nin ilk kadın karagöz sanatçısı. Karagöz deyince akla tabii ki Ramazan, Ramazan deyince de akla karagöz gelir. Evet, malum bu zor süreçte hepimiz evdeyiz. Önce sevdiklerimiz, sonra kendimiz için evde kalmalıyız. O yüzden evde kal Türkiye diyoruz. Bu slogana uyan karagöz de evinden çıkmıyor. Ama sizler için küçük eğlenceler hazırladı. Tabii daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin hazırladığı çocuk kütüphanelerinde güzel gösteriler, atölye çalışmaları yapmıştık. Siz de çalışmalarımıza katılıp çok yoğun ilgi göstermiştiniz. O yüzden bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki bunun yine devamı olarak baktığınızda Karagöz de evde boş durmadı. Kim bilir ne sürprizler hazırladı bizlere. Evet, Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e de çok teşekkür ediyoruz. Hem çocuk kütüphanelerini kurduğu ve orada güzel sanatlar icra etmemize olanak sağladığı için hem de siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Öyleyse sizlere küçük sürprizimiz olan gölge oyununa geçmeye ne dersiniz? Bence çok harika, çok güzel bir teklif. Evlerimizde eğlenmeye devam ediyoruz. Öyleyse kocaman bir alkışla karagöz oyunu başlıyor. Evde durdum da efendim, bir de benim karagözüm de aynı şekilde evde mi duruyor? Şöyle bir gideyim bakayım, bir kontrol edeyim yahu. Bu adam huysuzdur. Efendim evde durmaz, dışarıya çıkar. Hele şu zor zamanlarda kim bilir neler yapıyor evde yahu. Ah, geldim şimdi bir sesleneyim bakayım şuna. Ah efendim, ah sevgili karagözüm, neredesin yahu? Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence. Ah efendim, niye cevap vermiyor acaba yahu? Ne oldu kendisine? Hanım, hanım, yahu birisi geldi kapıya galiba yahu. Aa, duydum duydum, bir bakayım balkondan kimmiş, sana haber veririm, dur bakayım. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Aa, Hacivat? Efendim? Ne arıyorsun sen burada? Yahu, yahu karagözümü çok merak ettim. Evde kal dediler ya, evden de dışarıya çıkmadım. Ama karagözüm acaba ne yapıyor, onu bir merak ettim. İyi iyi, evde oturuyoruz, ne yapsın canım? Dur, madem ona sesleneyim, sen daha fazla bağırma. Bütün mahalle ayağa kalkıyor sonra. Tamam peki, anladım. Ah karagözüm, onu görmeden yapamam. Çok merak ettim, hemen gelsin yahu. Tamam tamam, dur hemen çağırıyorum şimdi. Karagöz! Efendim hanım, efendim. Karagöz hemen balkona çık. Hacivat gelmiş, çabuk ol. Tamam hanım, tamam yahu. Ay aman efendim yahu. Niye geldi acaba? Sokağa çıkmasaydı iyi olurdu ama neyse. Şöyle bir bakayım. Hacivat, Hacivat ne istiyorsun yahu? Ah sevgili karagözüm, hiç öyle deme. Ben seni merak ettim. Hacivat neden merak ettin yahu? Ah sevgili karagözüm, görmüyor musun? İnsanlar sokaklara artık çıkmıyorlar. Hacivat ya, hiç sorma, ben de öyle sokağa çıkmıyorum. Ne yapacaksın? Etrafta mikrop dolaşıyor, mikrop. Ah sevgili karagözüm, ah çok güzel söyledin. Yahu Hacivat, güzel söyledim ama senin masken nerede? Ah sevgili karagözüm, maskemi her yerde kullanıyorum ama şimdi birazcık nefes alayım dedim. Şöyle bir oksijen alayım dedim. Efendim çarşıya pazara gittiğim zaman kullanıyorum onu yahu. İyi yapıyorsun Hacivat. Aman çok dikkat et sevgili dostum. Aman aman, bu mikrop var ya, dünyayı sarmış yahu. Ah sevgili karagözüm, peki sen ne yapıyorsun? Yahu ne yapayım? Çoluk çocuk işte evdeyiz efendim. Ondan sonra çocuklara baktım efendim. Onlar kitap okuyorlar. Ah sevgili karagözüm, ne diyorsun? Vallahi öyle yahu, o kadar güzel ki onlar okuyor, ben dinliyorum. Ah sevgili karagözüm, peki başka ne yapıyorsunuz? Yahu hanım da artık efendim bana dedi ki, sen dedi bak dedi, biraz dedi sana dedi yemek yapmayı öğreteyim dedi, sen de dedi yemek yap dedi. Ah sevgili karagözüm, bunları senden işiteceğimi hiç zannetmiyorum. Başka ne yaptın peki? Vallahi yahu yemek yapmayı öğrendiğim gibi bir de ekmeği nasıl yapıldığını öğrendim ben yahu. Ah sevgili karagözüm, ah demek ki bu mikrobun bize faydalı olan yerleri de mi varmış? Hiç sorma yahu, bildiğin gibi değil. Ah çok memnun oldum. Peki yahu sen ne yapıyorsun peki? Ah sevgili karagözüm,
Biz de aynen senin dediğin gibi efendim çocuklarla güzelce kitaplar okuyoruz. Efendim sohbetler ediyoruz. Oyunlar da oynuyoruz yahu. Ama çok memnun oldum. Vallahi çok güzel. Peki yahu başka neler yapıyorsun? Ah sevgili Karagöz'üm, ne yapayım? İşte çok güzel bir slogan var. Onu da harfiyen yerine getiriyoruz. Hayat eve sığıyor sloganı var ya. Sen de ondan mı böyle dikkatli olmaya başladın? Ah sevgili Karagöz'üm, tabii ki her verilen mesajın gerçekten çok büyük anlamı var. Hele bu zamanda. Çok doğru söylüyorsun yahu. O zaman ben de sana bir tane söyleyeceğim. Neymiş bakalım sevgili Karagöz'üm? Bak şimdi iyi dinle. Efendim dinliyorum. Yahu evde kal tedbirini al işte yahu. Ah sevgili Karagöz'üm, ah seni gerçekten çok kutluyorum. Sana helal olsun yahu. Yahu baksana gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Hele bu sağlık noktası gerçekten bizim için çok önemli. Televizyonlarda bangır bangır Sağlık Bakanı da ne diyor? Ne diyor sevgili Karagöz'üm? Yahu diyor ki evde kal, sağlıklı kal diyor işte. Ah sevgili Karagöz'üm, ah ne kadar güzel söylemiş değil mi? Efendim, ne kadar kendimize dikkat edersek mikrobu o şekilde daha çok öldürürüz, yok olur biter. Herkes sosyal mesafeye dikkat etsin. Ah sevgili Karagöz'üm, her ne kadar suçu lisan ettikse affola.